Şimdi Celal'cığım, konu biraz dağıldı ama biz buraya hayırlı bir iş veya işler için geldik. Biliyorum tabii Mustafa'cığım. Ya konuşacağız. Yalnız ben bir akşam namazını kılayım geleyim. Tamam, müsaadenle. Anne. Efendim? Sen de istersen kıl akşam namazını. Tabii tabii. Ben de kılayım. Ezan okunmadı ki babacığım. Kaza kılacağız damat. Kaza. Şşt şüphem. Karışmasın. Ben seccadeleri yıkamıştım. Bulamazsınız falan. Ben de gel hadi. Hem kazayla seccadeleri yıkamış. İşte. Elmas teyze? Bilezikler borsaya bağlı mı? Değil herhalde. Ya birader, sen bu kızı alıp ne yapacaksın şimdi? Ütü yapmasını bilmez, yemek yapmasını bilmez. Öyle kara kuru, kıvırcık bir şey. Yani onlar bizim için problem değil. Durumumuz var. Gerekirse işleri hizmetkarlar yapar. Hem gerektiğinde Ayşen de öğrenir. Akıllı bir kıza benziyor. Akıllı. Akıllı olmasına da. Zaten tam olarak da akıllı olduğu için biraz kariyerinin peşinde koşuyor gibi geldi bana. Yani öyle yuva kurmaktı, çoluk çocuktu falan. Pek öyle taraklarda bezi yok gibi yani bence. Tam bana göreymiş. Yani ben de zaten öyle çoluk çocuk erkenden istemiyorum. Zaten benim yanıma da kariyerli bir kadın yakışır. İyi diyorsun. Maşallah iyi konuşuyorsun ama... Ya kızın gönlü rızası yoksa? Nasıl oluyor bu görücü işleri? Öyle zorla alım koyuyorsunuz. Nasıl? Ben bilmiyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Öyle şey olur mu hiç kardeşim ya? Yani bizim bugün görücüye geleceğimizi biliyor. Eğer istemeseydi zaten gelmemizi kabul etmezdi. Görmedin mi? Görücüye geliyoruz diye ne kadar güzel giyinmiş, süslenmiş. Çok da güzel bakıyor be. Bu koku ne ya? Ne yapıyorsun sen kardeşim? Ne yaptın? Ah, ah. Ah be kardeşim yani bu durumda kime kızılır ki? Yani senin bu kaliteli kumaştan yapılmış pantolonunla bu 5 para etmez ütünün metali bir araya gelince o tepkimeden yandı işte bak. Bak nasıl oldu bak al nasıl oldu? Kardeşim ne yapacağız biz şimdi bu pantolonu? Ben böyle ne yapacağım? Böyle mi ineceğim aşağı? Bu şekilde mi ineceğim? Böyle mi ineyim? Ne yapacağım ben şimdi? Sende bir pantolon vardır. Sen bana pantolon vereceksin. Yok. Bende de benimki var bir tek. Yani yok derken... Diğerleri de yıkandı, ıslak. Onlar da ıslak. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Böyle inemem herhalde değil mi? Ne yapacağız biliyor musun? Senin bu güzel kardeşin seni yarı yolda bırakmayacak. Aşağı ineceğiz. Çaktırmadan bir pantolon alacağız sana. Tamam? Hadi gel. Gel. Allah Allah. Ne olmuş? Hayda. Bunun zembereye düşmüş. Ne yapacağız yani şimdi? Burada mı kaldık? Ya ah be kardeşim sen ne karabatlı bir adamsın ya. Kaldık burada yani. Ne içeriden ne dışarıdan açılmaz bu. Hani ne yapacağız? Buldum. Neymiş? Hani ne yapıyorsun Allah aşkına? Bizi soktuğun durumun farkında mısın sen ya? Yahu bizim kızımız da Yasemin gibi boş gezenin boş kalfasına mı gitsin? Ha? Kaçak köçek mi evlensin? Kocasının ailesiyle bağlarında mı koparsın? Hayda. Ya anne ne alakası var? Bizim kızımız niye öyle olsun ki? Anne nereden çıkarıyorsun şimdi bunu ya? Ya Ayşen gayet aklı başında bir kız. Ayrıca biz onu çok iyi yetiştirdik. Tabii Perihan tabii. Sen onu çok iyi yetiştirdin. Kavgalara karıştı, internetlere düştü. Anneciğim bununla ne alakası var? O konuyu ne açıyorsun ya? Hayır. Fikri sabit değiştirin. Ayrıca kendisi demedi mi gelsinler istesinler diye. Hele bir istesinler bakalım. Biz de şöyle bir düşünürüz deriz. Kızı hemen geline bir vermedik ya Celal. Niye bu kadar sinirleniyorsun anlamıyorum oğlum. Ya ne yapacağım ben bu kadına böyle ya? Bilmiyorum. Diğer bizden aşağı inelim. Vallahi bittim ya, bittim. Allah bana sabır ver ya Rabbim ya Resulallah.